yeni lider kim diye AKP'de Erdoğan gidiyorsa eğer. Selçuk Bayraktar'ı çok yazmışsınız. Evet, o da isimler arasında. Fakat Selçuk Bey artık bir dolar milyarderi. Yani dünya nereye gider? Elon Musk gibisinler devletleri yönetir mi? Sistem mi değişir? Şirketler mi artık ülkeleri yönetir? Bakarız ileride. Öyle bir ortamda Selçuk Bayraktar da ortaya çıkabilir. Ama şu anki siyasi konjonktürde dolar milyarderi bir kişi Cumhurbaşkanı niye olsun bilmiyorum. Benim bahsettiğim o değildi ama tabii o da isim içinde. Hakan Fidanlar, Selçuk Bayraktarlar, birçok isimler ortaya çıkacaktır. Ama AKP'nin içerisinde bir lider arayışı ve lider bulamama gibi sorunlar da var, tartışmalar da var, onu söyleyelim. Ama Ali abi bu konuyu daha iyi yorumlar, uzman tabii. Erdoğan sonrası lider tartışması Ali abi. Selçuk Bayraktar, Hakan Fidan, hani ne oluyor? Evet. Ferit, Erdoğan sonrası hiçbir isim AK Parti'yi ayakta tutamaz. Erdoğan sonrası hiçbir isim Cumhur İttifakı'nı ayakta tutamaz. Erdoğan sonrası hiçbir isim Erdoğan iktidarını geride devam ettiremez. Erdoğan sonrası geride kalanların hepsi çöp olur Ferit, çöp. Birkaç yıl yollarına devam ederler. Anavatan Partisi'ydi ve DYP gibi, daha sonra Demokrat Parti'ye dönüştüğü gibi çöp olurlar, çöp. Bugün AK Parti Erdoğan sayesinde ayaktadır. Erdoğan arkasında kimi bırakırsa bıraksın toparlanamazlar. Türkiye'de bir Erdoğanizm gerçeği vardır. Kim ne anlatırsa anlatsın. Erdoğan yoksa AK Parti geleneği yoktur kardeşim. Ve Erdoğan gittiği gün AK Parti paramparça olur. İster damadını getirsin, ister oğlunu getirsin, ister Hakan Fidan gelsin, ister Numan Kurtulmuş gelsin, isterse bilmem Ömer Çelik gelsin. Tutmaz, tutmaz, tutmaz. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu gerçeği en iyi bilen de Erdoğan'ın kendisidir kardeşim. Hep beraber göreceğiz bunu. Bugün Erdoğanizm dediğimiz olay da, Erdoğan etrafında kümelenmiş kalabalıklar da ideolojik bir yapılanma falan değildir. Çıkar birlikteliğidir. Çıkar yoldaşlığıdır. Çıkar ülküdaşlığıdır. Çıkar bittiği gün, çıkarın olmayacağı göründüğü gün herkes birbirinin ümüğünü sıkar kardeşim. Nokta. Şimdi hani Sancaktepe Belediyesi'ndeki o banyo, belediye başkan yardımcılarının, özel kalem müdürlüğünün, belediye başkanının odasında olan o banyolar Türkiye'nin dört bir tarafında çoğu belediye başkanının, çoğu emniyet müdürünün, çoğu valinin, çoğu milli eğitim müdürünün, çoğu üst düzey bürokratının makam odalarında var kardeşim. Siz nasıl adamlarsınız ki bu ülkede hak hukuk meselesi olduğunda hepiniz harekete geçiyorsunuz da kendi odalarınızda ne iş yapıyorsunuz ki kardeşim, özel banyo duş koyuyorsunuz. Ne koyuyorsunuz ne? Siz sabah işe gelirken, belediyeye gelirken, görev yerinize gelirken banyo yapmıyor musunuz? Hangi işi yapıyorsunuz ki makamlarınızda ve dışarıda, makam odanızda banyo yapma gereği hissediyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok? Hiç mi arlanmanız yok? Velev ki daha önceki yaptı. Kaldırın lan bunu buradan. Benim onurumla oynuyorsunuz. Benimle ilgili insanların yanlış düşünmesine neden olacaksınız demiyorsunuz be kardeş. Kastamonu Belediyesi'ne, Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah Gazetesi'ne yıllık 462 bin lira abonelik parasını Kastamonu Belediye Başkanı iptal etmiş. Şimdi sana söylüyorum. Türkiye'de 1100 belediye var. 1100 belediye, daha da yüksek de 1100 küsür belediye. Hesapla şimdi, hesapla. Gazetelerin, bilmem kimlerin, sosyal medya fenomenlerin, hani bu sosyal medyada AK Parti'den daha çok AK Partili, Erdoğan'dan daha çok Erdoğancı olan isimler var ya, konuşmacı olarak gidiyorlar belediyelere, valiliklerin, sivil toplum örgütlerinin, o kamu kurumlarının konuşmacı olarak giden, açın pencerelerini, açın pencereleri diyen benzer troller var ya, onların ekmek kapıları gitti. Ekmek kapıları, bu kadar çok bağırmaları, bu kadar çok düşmanca saldırmalarının temel nedeni odur, odur, odur Ferit. Onlar çok zarar gördü gerçekten bu süreçte. Zaten daha da görecekler. Zarar gördü. Trolleri zarar gördü. O belediyelerde anda, şiir oku, Gazze için şiir okuyanları zarar gördü. Zaten şu anda ciddi şekilde o bahsettiğim bazı isimler, bakıyorum işte ya reis şu düzeni değiştir. Reis biz senin yanındayız.
falan gibi böyle yağ çeken cümleler kurmaya başladılar. Oysa ki hepsi farkında, çok antipatik olduklarının, yani Erdoğan bunu fark etti artık. Yani herhalde bir oraya bir müdahale edecek işte bu iletişim başkanlığı da tarafından. Bir de eğer müdahale edecekse bir sözüm de maliyeye. Biz burada her anlamda vergimizi veriyoruz, vatandaş veriyor, alıyorsunuz. Şu belediyeler hazır böyle el değiştir diye şey oldu ya. Bakın, kısa vadede Ali abinin de bahsettiği gibi birileri, gazeteci, söyleşi, seminer, sosyal medya üzerinden bir iş gibi üst başlıklarla nerelerden para almışlar? Kısa vadede mal varlıklarını nasıl arttırmışlar? Kimler yok villalarda, havuzlu evlerde kalmaya başlamış? Daha dün bakın, hani insanların parasıyla bir derdim yok. Beni anlamaya çalışın. Kamunun parası nereye gitmiş? Maliye, bak niye maliye diyorum, onlar beni anlarlar. Yani herhangi bir pasta üzerinden birilerine paylar mı aktarılmış? Paralar mı legalleştirilmiş? Bunlar araştırılsın. Yani maliyeye gitmeye gerek yok Ferit. O belediyeleri teslim alan belediye başkanları kamuoyuyla paylaşsınlar kardeşim. Bak en basitini söyleyeyim. O açın pencerelerini açın diyenlerin, Furkanların, Catların, Cırtların hangi belediyelerden ne mal aldıklarının sözde Twitter'da, sosyal medyada birer trole dönüşmüş gazetecilerin, televizyondaki o gazetecilerin hangi belediyelerden nasıl para aldıkları ortadadır kardeşim. Açık söylüyorum. Paylaşsınlar. Ben Türkiye'deki AK Parti'den ve MHP'den devir alınmış tüm muhalefet partilerinin belediye başkanlarına çağrı çıkarıyorum. İstanbul'daki 26 belediye başkanına da dahil olmak üzere, ki 12 tanesi yenisi, çağrı çıkarıyorum kardeşim. Kimler ödenmiş? Çıkarın, koyun ortaya. Ha, şimdi önemli. Ne oldu? Ben sana şimdi hikaye anlatayım Ferit. İstanbul'un önemli olayını söyleyeyim. AK Parti'de kaç belediye var İstanbul'da şimdi? 13 belediye. 13 belediye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisteki çoğunluğu ele alarak ne oldu biliyor musun? Şimdi Ekrem İmamoğlu 13 Cumhuriyet AK Partili belediye müfettiş gönderebilme ve onları denetleyebilme hakkı var biliyor musun? Ekrem İmamoğlu'na evet. Çağrı çıkarıyorum burada. AK Partili belediyeleri denetleyin kardeşim. O müfettiş raporlarını da kamuoyuyla paylaşın. Hodri Meydan. Çok önemli, evet. Hodri Meydan. O zaman siz yapın değil mi? Maliye öyle bir şey yapmaz, onu söyleyeyim sana. Ya maliye şimdi, tamam. Ya birilerinin yapması lazım. Bir de ona bir ek yapayım abi, son kez şunu söyleyeyim. Hani eminim bizi izleyenler de, bak şu an yani 8.000'e yakın, 7.000'e yakın insan izliyor bizi. Şunu söyleyeceğim. IP diyeyim daha doğrusu. İnsan sayısı daha da fazla. IP olarak, bilgisi olarak izliyorlar. Eminim hepiniz rahatsızsınızdır. Bir de bunların yanında hani o trollerin de ağababaları var. Bazıları böyle futbol falan da konuşmaya başlıyor. Orasını burasını, göbeğini böyle yayarak oturuyorlar. Saygı, sevgi, ahlak sıfır, konuşma tadı rezalet. Kendisini böyle devlet sanıyor ya. Bunları kim alar? Bunlar nasıl? Ya çıkıp böyle yok işte MİT adına konuşuyorum falan gibi cümleler kurabiliyor bu isimler ya. Ya siz kimsiniz ya? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar küçüldü mü ya Ali abi? Yani anlıyorsunuz kimler olduğunu bunların, anladın mı kimler olduğunu? Yok onu tehdit ediyor, yok bunu şey yapıyor. Bana mesaj geldi şu an MİT'ten falan filan. Ya sen kimsin lan? MİT'miş yani. Abuk sabuk konuşmalar falan böyle. Tuhaf tuhaf tipler türedi abi ya. Bunlar kim böyle çıktılar ya? Hakikaten özür dilerim biraz böyle şey oldum ama ya ben tahammül edemiyorum ya. Ülkemin bu haline, devletin bu haline. Dünkü bebeler çıkmışlar, yok işte biz şöyleyiz böyleyiz. Sen kimsin, sen gazeteci misin, ajan mısın, MİT misin, sen kimsin ya? Çık bir de futbol falan da konuşuyorlar bunlar. Çık Galatasaray, Fenerbahçe falan. Ali Koç, Mali Koç falan. Hadsiz herifler ya. Bunlar ne biçim adamlar bunlar Ali abi ya, hakikaten. Yani bunun da bu düzeninde yıkılması lazım. Umarım bunu Cumhurbaşkanı görüyordur ama işte Cumhurbaşkanı da parmağı var maalesef bu işlerde yani. Çok evet, üzüldüler bunu. Ferit, bu troll ordusu dediğiniz ordu şimdi konuşuluyor. 31 Mart yenilgisi değil ya. Bu troll ordusu dediğiniz, bu medya dediğiniz, bu gazeteciler dediğiniz, bu kanaat önderi diye gördüğünüz isimler AK Parti'nin 22 yıl iktidarda kalmasına katkı sunan isimler. Öyle kolay kolay çöpe atılamaz. O zaman bir dakika diyorsun ki bunlar öyle, aslında çok bir, buna çok bilgili aslında bunlar diyorsun yani. Bunlar kamuoyunu bugüne kadar manipüle eden isimler. O çıkar
telefonunu deneyen dayıları manipüle eden isimler. Öyle öyle hemen bunları basit bir şekilde bir seçim yenilgisi üzerinden çöp yapamazlar Ferit. Doğru, haklısın, evet, doğru. Bunları çöp yaparsanız size doğru yönelirler, dişlerini size geçirirler. Onun için öyle kolay tasfiye edilemezler.